Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videoya da karşınızdayım. Sizlerle görmüş olduğunuz gibi PC toplama videosu çekeceğim. Bu sefer sitemiz değişti artık arkadaşlar. Farklı bir siteye geçiş yaptım. Teknobiyotik'in PC toplama sihirbazı ile yapacağız artık arkadaşlar. Vatanda fiyatlar çok yüksek olduğu için artık Teknobiyotik sitesinde yapacağız. Gayet uygun fiyatlar ve çok kolay bir PC toplama sistemi var, sihirbazı var. Çok da güzel mesela hediyeleri var. Gördüğünüz gibi 2500 TL ve üzeri akasa sıvı soğutmalı sistem alanlara tişört veriyor mesela. Mesela burada geçerli ekran kartlarını ve geçerli anakartlarını beraber alırsanız bir tane Asus mouse veriyor. Gayet yine güzel. Burada da indirim veriyor. Yani bence çok güzel avantajları var. Böyle arkadaşlar, şimdi ben buradan öylesine bir sistem toplayacağım arkadaşlar. Fiyatını belirlemedim. Bakın ne çıkarsa artık. Bakalım ne çıkacak. Böyle orta seviyeli, böyle gayet iyi bir bilgisayar toplayacağız. Bakalım ne olacak. Başlıyoruz hemen. İşlemcimizle başlayalım. Burada resim göstermiyor diye bazı arkadaşlar bir görmüyor olabilir ama isminden tanımanız lazım. Mesela buradan i5-6500 seçtik. Burada resmi geliyor zaten, ürüne git diye bastığımızda hemen ürüne gelip buradan daha detaylı görebiliyoruz ürünü. 3.2 GHz gayet hızlı bir işlemci. Zaten yeni nesil bir işlemci. Burayı kapatıyoruz. Zaten burada sizin hiç hani şu LGA1151 falan ona bakmanıza gerek yok. Zaten bu sihirbaz olduğu için kendisi hemen ayarlıyor. Hepsini mesela burada gördüğünüz gibi bu silikleri getiremiyorsunuz, mouse'unuzu zaten seçemiyorsunuz. Gayet güzel bir tane sistem yapmışlar. Burada Astrock da tercih edebiliriz ama ben MSI'yı çok severim. Hatta şöyle bir sistem toplayacağım. Kırmızı sistem toplayacağım arkadaşlar. Bazı sistemlerde şey olur hani, nasıl diyeyim, renk ağırlıklı yaparlar mesela, bu renk, her şey bu renk olacak falan. Biz de öyle bir sistem yapacağız. i5-6600K'yı seçtim. 3.5 GHz gayet süper bir işlem. Zaten i5'in en yükseği bu. Ve K olduğu için de overclock edilebiliyor. Buradan da anakart olarak da MSI'ın M5'ini seçeceğiz. Buradan bir daha bulayım da öncesini bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bakalım bulalım hemen. Evet, burada MSI Z170A Gaming M5 3600 MHz RAM destekliyor. DDR4 zaten overclock desteği var. RTX bir anakart. Buradan ürünümüze gidelim tekrar bakalım. Buradan süper zaten. Kırmızı ağırlıklı olacak zaten. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Buradan basarak da büyütebiliyorsunuz böyle hani daha yakından görmek için falan. Çok iyi yani. Gayet güzel bir site yapmışlar. Tebrik ediyorum. Mesela anakartın şekilleri falan çok güzel. 2, 4, 6, 7 tane USB girişi var. HDMI girişi var. Ses girişleri var. Bir tane PCI var. PCI 2 herhalde. Evet. Bir tane de USB Type-C var. Şu mouse'da göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz küçük giriş USB Type-C. Hızlı şarj özelliği. Böyle süper de güzel bir kutusu var, sade. Burayı da kapatalım. Gelelim RAM'imize. RAM'imizde 16 GB seçeceğim. Buradan T-Mink'ini de seçebilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı 16 GB Elite Plus 2400 MHz, konuşamadım. Ama ben önceden görmüştüm. 3000 MHz'lik 16 GB Vegans beyaz LED RAM diyor. Bir dakika bakalım. Olmaz o zaman. Biz kırmızı setup yapıyoruz şu an. Her şeyin kırmızı olması lazım arkadaşlar. Evet, bulamadım lan. Corsair bulmuştum ben önceden. Bir daha bakıyoruz. Bu mu? Bu herhalde. Lan. Ya ben bunu bulmuştum ama. Bakayım. Evet, buymuş. Tamam. Hem daha uygun fiyatlı.
Yine kırmızı, biraz pembemsi duruyor ama yani kırmızı yani en azından. Yine 16 GB, aynı özelliklerde, en azından fiyatı uygun diğerine göre. Evet, biraz aşağı geldiğimizde ekran kartı zaten en önemlisi. Ben burada AMD'yi tercih edeceğim. MSI'ın RX nerede? RX 480 Gaming X 4G de olabilir. 4 yok, 8G olsun, zaten 150 lira mı ne fark var arada? 120 lira falan fark var arada. Yani RAM'e gitmedik, RAM'e bir gidelim. Gördüğünüz gibi normal bir RAM, biraz pembemsi dediğim gibi. Ama olsun, zaten kasanın içinde kırmızı gibi duracak o. Ekran kartına geldiğimizde zaten MSI tamamıyla kırmızı, gördüğünüz gibi. Yani kırmızı siyah uyumlu olacak zaten kasamız. Hard diske geldiğimizde, madem böyle yüksek bir sistem topladık, 2 TB olsun. Seagate'in 2 TB'lık 5400 RPM diyor. Aynen, şunu alalım. 8 GB NAND flashlıydı. Neyse. Tamam, 2 TB 7200 RPM'ini aldık. Buradan da Kingston HyperX Savage'i seçeceğiz. O da kırmızı, gördüğünüz gibi. Hard diske pek şey yapmadım. Kırmızı yoktur çünkü. Sanmıyorum. Optik sürücü zaten eklemeyeceğiz. Şimdi işlemci soğutucusuna gelelim. Burada Akasa'nın, yok Akasa mıydı, dur bir daha bakayım. Yok, Darkın, pardon. Darkın şuradan çift fanlı ürününü kullanacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi bunun mavi ledleri var. Olmaz, kırmızı topluyorduk diyeceksiniz. Onu da aşağıda göreceksiniz çaresini. Şimdi fan boyutlarına bakıyoruz. Bunun fanının boyutlarına. Fan boyutu 120 mm, yani 12 santim. Fanları zaten ayrı takılabiliyor falan. Bunu da ekledik. Tamam, sakin ol. Şimdi kasa seçelim. Kasayı da durun, şimdi ismini hatırlamadım. Dark Shadow, aynen. Dark Shadow'un 750 volt 80 artı bronz sertifikalı gayet süper bir kasası. Gördüğünüz gibi zaten 3 tane kırmızı fanı var. Tam böyle bizim istediğimize uygun. Resim açılsın. Şimdi büyütelim. Gördüğünüz gibi 3 adet kırmızı fanı var. 15x ledli her bir fan. Süper yani bir kasa. Gayet mükemmel. Yani yan tarafı gördüğünüz gibi tamamen açık. Tamamen içi gözüküyor. Hafif karartılmış cam ama yine de gayet çok güzel gözükecek. Böyle geniş zaten, ekran kartları için uygun. Evet, buradan da çıkalım. Evet, geri döndüm arkadaşlar. Neyse, kasamız böyle dediğim gibi süper. Sadece şu mavi. Şimdi onu da burada düzelteceğiz. Ek kasa fanı diyor arkadaşlar. Buradan Dark'ın yine aynı. Burada 15x kırmızı ledli kasa fanı diyor. 120 mm, aynı. Gördüğünüz gibi aynısı zaten kasadakiyle. Fanlar aynı, kasa fanıyla aynısı. Biz bundan 2 tane alıp sıvı soğutmamıza ekleyeceğiz bunu, fanlarını. Ve böylece fanlarımız kırmızı olmuş olacak. Sıvı soğutmamızın fanları da kırmızı olmuş olacak. 2 tane ekleyebiliyor muyuz? Evet, şuradan adetini de ayarlayabiliyormuşuz üst taraftan. Bu kadar zaten, başka bir şey eklemeyeceğiz. Ses kartı falan, sistem ne, işletim sistemi falan eklemeyeceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Buradan zaten isterseniz montaj ve test istiyorum diye derseniz bunu size topluyorlar. Kutusunda, mesela kasanın kutusunda kasayı gönderiyorlar. Yanında da bir kutu gönderip bütün parçaların kutularını içinde gönderiyorlar. Yani parçaların kutularını tek tek elinize geliyor yani. Ve kullanmadıkları parçaları da size gönderiyorlar aynı kutusunda. Testte oyun testleri falan, yani bilgisayarı test ediyorlar. Çalışıp çalışmadığını. Böyle arkadaşlar, gayet güzel bir sistemleri var. Ama bunu istemiyor da bilirsiniz yani. Bunu isterseniz 10 dolar ek
alıyor. Bir de KDV alıyormuş. Bakalım sepete ekleyen ne kadar olacak? Şu an 5393,74 TL. Evet. Giriyoruz. Hadi gir artık. Evet, bu arada ayın 28'i arkadaşlar, dolar yüksek biliyorsunuz, ona göre bir sistem. Gayet güzel bir sistem, fiyatı biraz yüksek, kabul edebilirim. Ama biz zaten burada şey, yani kırmızı bir sistem toplayacağız demiştik. Ben bir giriş yapayım arkadaşlar, sonra bunu kaydedeyim, size linkini aşağıya vereyim, parçaları da oradan görebilirsiniz. Bir saniye. Evet arkadaşlar, geri döndüm, ne yapacağımı da hatırlamadım. Şu anda hatırlayamadım. Yani bunu size kaydedecektim aslında. Ama kaydedemedim. Kaydedilmiyormuş herhalde. Yani kaydediyorsunuz da paylaşma linki yokmuş sanırım. Artık bu ürünü toplarsınız. Buradan işte bakarsınız, zor zor buradan toplayabilirsiniz. Gayet güzel bir sistem ya da uygun fiyatlı birçok sistem var. Bu hem kırmızı setup olarak da olabilir. Yani MSI Powered by Red kırmızı olabilir. Powered by MSI olabilir. Çünkü zaten anakartımız MSI, ekran kartımız MSI. Yani MSI oluyor bu. Powered by MSI oluyor. Çünkü başka bir şey MSI yok zaten buraya olabilecek yani. O yüzden böyle arkadaşlar. Pahalı bir sistem aslında ama yani bu sistem böyle. Bu sistem toplamamız aslında biraz keyifli oldu. Sadece yeni sistemimizi göstermek için bir toplamaydı. Bir de uzun zamandır video gelmiyordu. Bunun için özür dilerim sizden. Bir de bugün ayın 28'i. Dediğim gibi daha ne zaman gelir video? Cumartesi veya pazar günü kesin gelir arkadaşlar. İkisinden birinde gelecek veya da ikisinde gelebilir. Çünkü şimdi benim internet kotam bittiği için oyunlarda bayağı kasma oluyor. Lag oluyor, yani oynanmıyor. Videoyu da çekmek istemiyorum o yüzden. Böyle arkadaşlar, o yüzden birinde yenilenecek internetim. O yüzden cumartesi veya pazar günü kesin gelir video. Bu kadar arkadaşlar, videoyu çok uzatmadan bitireyim dedim. Bayağı ben oyalandım videoda dışında. Durdurduğumda az önce. Neyse. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Artık Teknobiyotik'ten toplayacağız. Teknobiyotik'ten alışveriş yapabilirsiniz. Mesela buradan oyuncu PC'lerinden biraz gösterelim. İnternet yavaş dediğim gibi zaten. Şimdi girene kadar bir saat olacak. Girdi. Burada yani uygun fiyatlı bilgisayar da bulabilirsiniz. Yüksek fiyatlı bilgisayar da bulabilirsiniz. Mesela burada en yenilerden sıralıymış. En yeni buymuş. Yani uygun fiyatlı da var arkadaşlar. Yani mesela şuradan bakalım. Çıkar şimdi zaten en uygunu herhalde. Yani dediğim gibi burada 1,5 milyara da bilgisayar var. Apu sistem mesela bu. Bu alınabilir mesela, çok hani parası olmayan arkadaşlar için. Sadece League of Legends ve CSGO oynayacak arkadaşlar için bence yeterli. League of Legends ve CSGO'yu rahatlıkla oynatır bu sistem size. Burada da var gördüğünüz gibi. GTA 5 de oynatıyormuş. Vay canım. Burada apı var zaten. AMD'nin. Mesela bu sistem gayet uygunmuş arkadaşlar. Taşınabilir de bir sistem. Kompakt küçük bir sistem yani. Burada AMD'nin A10-7860K'sını kullanmışlar. Anakartına bakalım. Biraz da Teknobiyotik tanıtım oldu. Burada anakartımız böyle bir şey. Burada Team'in Dark'ını kullanmışlar. 8 GB. Yani bu sistem bence alınabilir ya. Hani parası az olanlar alabilir. Burada 250 GB SSD kullanmışlar sadece. Zaten çünkü bu sistemi alacak adam League of Legends, CSGO oynar. O tarz oyunlar oynar yani. Çok bilgisayarı zorlamayacak oyunlar oynar. Yani o zorlayacak oyunlar oynayacaksanız zaten bu sistemi almayın yani.
yetersiz gelir bu sistem, ama sadece şey, LOL o tarz basit oyunları, yani e-spor oyunlarını oynayacak arkadaşlar için bu sistem gayet güzel bir sistem. Burada da zaten şey var, kasa. Buradan bunu da izleyebilirsiniz. Burada vermişler. Bu en ucuz sistem mesela, bu sitenin en ucuz sistemi gayet güzel yani. Bir de en yüksek sistemine bakalım. Dıp dıp dı dı dıp. Bakalım en yüksek kaç paraya bir sistem var. Bunları geçiyorum ben, bunlar laptop. En yüksek fiyatlı kasa 8.733 lira 46 kuruş. Vay canına. Şimdi bir de özelliklerine bakalım. i7-6700K 4GHz işlemci. Asus Maximus V3. Vay canına. Bu kart çok güzel ama ben daha çok MSI'cı olduğum için, fanboy değil ama yani MSI varken MSI derim yani. Bu sistem de süper zaten. Bu fiyata süper olmazsa yuh derim yani. O Asus ürünleri severim. Ama MSI'yi daha çok severim. Neyse arkadaşlar, bu sistem toplamaydı. Biz siteyi tanıttık resmen. Size telefon bile var arkadaşlar. Şimdi tanıtmak derken, yani burada her şey var. Mouse falan da bulabilirsiniz. Burada oyuncu mouse'ları da var. Powerbank falan her şey var yani. Kısacası. Sepetimize geri gidelim. Bu kadar arkadaşlar bu videomuz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu paylaşıp bize destek olmayı unutmayın. Abone sayımız az olduğu için. Kanalımıza abone olup bize daha çok destek olabilirsiniz. Yorum yapıp yorumlardan hangi PC toplama, mesela bütçemizi belirleyebilirsiniz. Bir dahaki PC toplama sistem, PC toplama videosu için bütçemizi belirleyebilirsiniz. Mesela 1200 ile 2000 arası bir sistem topla dersiniz. Ona göre bir sistem toplarım. Böyle bir fiyat aralığı verebilirsiniz bana aşağıdan. Zaten böyle kafamdan bulması çok zor oluyor. Siz isterseniz daha çabuk, yani sizin istediklerinizden bulurum. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.